Her şeyden önce ben bu davayı başından beri davanın tanı tanı olduğum için, evet. yani savunmanın tanı olduğu için olduğum için izliyorum. Ama aynı zamanda bütün bu hikayenin başından beri yani Ekrem İmamoğlu'nun Strasburg'a gittiği gün onun yanında olduğum için <laughs> ve hatta Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'nun kendisi e, aleyhinde e, laf söylediği e, 4 e, Kasım günü Yine o gün Ekrem ile beraber olduğum için o detayda bildiğimden dolayı başından beri takip ediyorum. Bir kere biz izleyen herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım. Bu dava hiçbir normal ülkede açılamaz. Dava konusu bir durum değil. mevzu bahis değil. Tamamen içi bomboş bir dava. Tamamen boş. Neden? Diyorlar ki biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu yurt dışına gitti. Türkiye'yi yurt dışında Türkiye'yi jurnalledi. Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti. Diye başlattı. Bütün bu süreci e, kim? Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti e, hükümetinin davetiyle Türkiye'ye gelen e, Avrupalı parlamenterlerin yazdığı bir raporu değerlendirmek üzere e, davet edildiği için Strasburg'daydı. Ama Ekrem İmamoğlu yalnız değildi. 14 kişilik bir heyetle gitmişti. Bu heyetin içerisinde 3-4 tane Ak Partiden e, seçilmiş belediye başkanı vardı, Koceli. E, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediye başkanları vardı. MHP'den seçilmiş belediye başkanları vardı. Ve HDP'den seçilmiş belediye başkanları vardı. Bunların tamamı 31 Mart seçimlerinde ve 23 Haziran seçimlerinde Avrupalı parlamenterlerin gördüğü anormallikleri değerlendirmek üzere davet edilmişlerdi. Ve bu durum sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değil. Avrupa, Avrupa Parlamentosu ve <laughs> bu parlamentonun bir şeyi olan Avrupa Konseyi ve bunun bir parçası olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Avrupa'da yapılan her seçimden sonra o seçimle ilgili bir rapor düzenler ve orada bir anomallik varsa, bir anomallik gördülerse bunu değerlendirmek üzere o, o, o ülkedeki tarafları davet eder. Yani Türkiye'den siyasetçileri davet etmesi de böyleydi. Şimdi Ekrem İmamoğlu orada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Avrupalı parlamentoyu parlamenter heyetini gözlemci olarak davet ettiği için teşekkür ederek başladı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne. Ve arkasından da seçimlerdeki bazı anormalliklerin Türkiye seçmeni tarafından reddedildiğini ve Türkiye seçmeninin muazzam bir demokrasi iradesi göstererek yapılan yanlışlıkları, yanlışlıkları düzelttiğini anlattı. Ekrem Bey'in konuşmasından sonra bunları dünkü celsede de bir tanık olarak anlattım. Ekrem Bey'in konuşmasından sonra da e, e, öncelikle Türkiye'de, Türkiye'den giden heyet yani AK Partili belediye başkanları dahil olmak üzere. Türkiye'den giden heyet tek tek geldi. Ekrem Bey kutladı. Muazzam konuşma yaptınız diye. Avrupalı muhatapları kutladı vesaire. Ve biz e, aynı gün geri döndük e, Türkiye'ye. Ve e, aradan dört gün geçti ve Süleyman Soylu'nun e, bu tuhaf açıklaması çıktı. O gün mesela o güne kadar ee, çok e, olumlu konuşan e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı da bir anda e, şey değiştirdi, dil değiştirdi. Değiştim. O da jurnalledi jür, falan demeye başladı. Yani bir kere e, olayın ne olduğunu e, izleyenlerin çok iyi bilmesi lazım. Ortada bir kere Ekrem İmamoğlu'nun ya da Türkiye'den giden herhangi bir siyasetçinin Avrupa'ya Türkiye şikayet etmesi gibi bir durum yok. Bence yapılacak konuşulabilecek çok daha başka e, konular vardı ama olabildiğince dikkatli bir dille e, orada durum tespiti yapıldı. Şimdi ilk kez ahmak kelimesini kullanan kişi kim burada? Süleyman Soylu. Soylu. Kime söylüyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Eğer ahmak kelimesi bir küfürse, bir hakaretse bir davanın önce Süleyman Soylu'ya açılması lazım. Çünkü seçilmiş bir siyasetçi bu kelimeyi kullanıyor. Ama biz bunun bir küfür olmadığını ben de hukuk okudum. Ben de biliyorum ve ceza yargılamalarını da bilirim. Bunun bir e, küfür olmadığını kullanma konteksti çerçevesinde bakıldığı zaman bunun bir ağır eleştiri olduğunu tespit ediyoruz. Ve dolayısıyla e, bu, bu nedenden dolayı e, açılan davanın bir kere baştan e, açılmaması lazım. Çünkü ortada bir hakaret ve bir suç yok. Bir e, dava konusu yok. Peki, Ama diyelim ki, kadar... diyelim ki açıldı. Diyelim ki açıldı. Bir müsaadenizle bir, bir, bilesin, Tabii, bir bitireyim. Diyelim ki açıldı. O zaman... Gerçekten bu laf kime söylendi? E, temel şu anda dayanakları bu ya. Bu laf acaba YSK üyelerine mi söylendi? Şimdi toplantıdayız. E, çeşitli gazeteciler e, soru gönderdiler toplantıyken bize e, ya böyle böyle Süleyman Soylu sizin hakkınızda ahmak dedi. Buna cevap vermek ister misiniz diye Ekrem Bey'e soruyorlar. Ekrem Bey de evet buna cevap verelim. Bunun, bunun altında karnlamaz dedi ve çıktı soru soran muhabirlere. Dedi ki ben lafa bakarım laf mı adama bakarım adam mı ve ondan sonra dedi ki asıl o bu şeyi e, seçimi e, erte, seçimi iptal edenler ahmaktır dedi. Şimdi orada kime söylendi o kadar aşikar ki tabii ki e, arkadaki iradenin bugünkü Türkiye'deki kurulu düzen nedeniyle arkadaki iradenin siyaset olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani e, seçimi iptal ettirenler mazbatayı vermeyenler, bugün tekrar dava açanlar, açtıranlar ve dikte edenler o kararı siyaset. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla Ekrem Bey orada direkt onu söyledi. E, bu nedenle de dava açılamaz. Çünkü bir ağır eleştiriye e, bir başka siyasetçinin ağır eleştiriyle cevap vermesi gibi bir durum var burada. Hı hı. Ve hedef de belli. Kelimenin kendisi de bir e, dava konusu olabilecek bir kelime değil. Eğer ahmak e, dava konusu edilecekse, acaba Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının acaba e, Devlet Bahçeli'nin acaba çeşitli bakanların söylediği onlarca küfür bunların hangisi dava edilme, edilemez? Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın buradaki dava hukuktan yoksun tamamen siyasi bir davadır ve doğrusu siz de bu yüzden mi içi boş olan böyle bir davanın e, davayla dava ile ilgili 14'ünde ayın 14 Kasım Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığınız evet. yazıda bu yüzden mi e, ceza çıkacağına bu kadar emindiniz? Yok hayır ben e, şimdi e, 14 Kasım günkü e, cesede e, ben tanık olarak katılacaktım Hı -hı. ama e, yurt dışındaki bir konferans nedeniyle ki o konferansı düzenleyen e, benim e, Londra'da olmam gerekiyordu Hı -hı. dolayısıyla katılamadım ama o gün toplantıya katılan arkadaşlarımdan davanın gidişatını öğrendim, Hı -hı. hakimin nasıl davrandığını hangi kelimeleri kullandığını savcının nasıl davrandığını, mütalaa yazı, yaz, yazılı bir şekilde getirip flash diskle verdiğini, o günkü duruşmada ortaya konan bilimsel mütalaayı dikkate almadığını, tanık ifadesini dikkate almadığını, keza hakimin siz süre yani biz öbür tanıkları da dinletmek, dinletmek istiyoruz deyince savunma avukatları siz uzatmak istiyorsunuz demesiyle ya da başka cevap anladık ki e, hakim bu e, kar, şeyi e, cezayı verecek. O yüzden ben 14 Kasım'da bunu net olarak yazdım ve dedim ki bu dava ciddiye alınmak zorundadır. Çünkü bu dava komik bir dava falan değil. Bu dava tümüyle ciddi bir dava ve bu dava belirli bir organizasyon e, amacıyla yapılıyor. Belli bir hedefle yapılıyor ve bu davanın temel olarak hedeflediği kişi e, Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu Adalet ve Kalkma Partisine karşı 3 defa seçim kazanmış bir siyasetçi. Önce Belik düzünde kazandı, arkasından İstanbul'da 2 defa kazandı. Ve İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedikleri için o günden beri tek hedef Ekrem İmamoğlu. O günden beri akla hayale gelmeyecek biliyorsunuz engeller çıkarıyorlar ve her anlamda Ekrem İmamoğlu yönetiminin İstanbul'da iş yapmasını engellemeye çalışıyorlar, elini kolunu bağlıyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ben o günkü yazdığım yazıda yani 14 Kasım'da yazdığım yazıda dedim ki bu davanın gidişatı kötü burada e, burada olumsuz bir karar verilecek. Şimdi bakın dün e, verilen karar Türkiye'yi şok etti değil mi? Yani Türkiye'yi e, Türkiye'de bir e, ciddi bir e, ulusal reflekse neden oldu? Çünkü bu kadar ola, olamaz diye düşünüyorduk. Bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun e, avukatı e, bir mesaj attı. E, sayın savcı e, daha bu e, ceza ile eğitilmemiş. Barış Bey belki haberiniz olmuştur. Nedir? E, sayın savcı e, e, istinafa başvurmuş. Yani diyor ki sayın savcı iki yıl 7 e, ay 15 gün 17 e, gün müydü? Yetersiz. 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 Daha, daha yüksek yüksek olması ne lazım. Ne kadarmış mesela verilmesi gereken? E, herhalde onun kafasındaki dört yıl ve üzeri bir şey. Şimdi hani buradaki kurgunun yani buradaki kurgu diyorum çünkü yani maalesef e, Türkiye'nin e, hukuk sisteminin ve Türkiye devletinin bugün geldiği yer içler acısı. Biz eskiden evet evet bir, bir bu, kez bugünün, daha tekrar izleyicilerimiz de bilmiyor. Yani Siz de sayın, bilmiyordunuz. Sayın herhalde. Furkan Okudan. Yani kim Furkan Okudan? E, Cumhuriyet Savcısı. Biraz önce evet. e, Barış Bey'in tarif ettiği AKP'li belediye başkanı Cumhuriyet Savcısı. 2 yıl 7 e, 7,5 e, ayı az bulmuş. Evet. Yani şöyle diyor. Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. Yani savcı olarak ben, istinafa ben gideceğim diyor. Hani, Aslında ön almaya çalışıyor. Evet, ön almaya çalışıyor. Şimdi bu, bu kurgunun e, ne kadar e, e, dikkatle planlandığını ve e, e, uygulandığını bunu son görüyoruz. Dakika evet, son dakika girmemiz gerekiyor. Evet, son dakika Savcı cezayı az çünkü. bulmuş. Az bulmuş ve istinaf yoluna gidiyor. Bakın. Ben e, 1981'de... Onu da bana atarsanız çok sevinirim. Ben e, 1981'de, arkadaşlarım ekrana versinler. 81'de e, harp okulundan mezun oldum, subay oldum. Hı hı. Sonra 1983'te e, ordudan e, rehsene bekledilen e, birkaç bin subaydan biriyim ben. Ve askeri mahkemelerde, askeri darbe, darbe döneminde, sıkı yönetim döneminde Türkiye'nin en zor koşullarında yargılandım. O dönem bile... Türkiye'deki yargılar, askeri mahkemeler savunmanın bütün haklarını teslim ederdi. Her bir e, duruşmada her bir talebi dikkate alır. Sanık lehine bir şey varsa onu sonuna kadar kullanır. Ondan sonra kararını verirdi. Şimdi dün ne oldu biliyor musunuz? E, Sayın Yargıç e, savunma e, tarafının bütün taleplerini e, ısrarla reddetti. Yani... Şimdi savunma tarafı 7 farklı üniversiteden 7 farklı profesörden ve bunların üçü de bildiğiniz gibi Türk şu ceza andaki ceza kanununu yazan 3 profesörden bilimsel mütala aldılar. Ahmak kelimesi hakaret midir? Burada bir suç oluşur mu diye? Ve bunların hiçbirisini dinleme şeyinde bulunmadı, tenezzülünde bulunmadı. Keza savunmanın yeterince hazırlık yaparak bir e, savunma yapabilmesi için avukatların zaman tanımadı biliyorsunuz yani e, Öğlenleyin e, ara verdi saat e, 16'da tekrar e, karar vermek üzere davet etti dolayısıyla birkaç saat içerisinde savunma avukatlarının hazırlık yapmasını istedi bu Türkiye'nin düştüğü durumun fotoğrafı evet. Türkiye'de hukukun olmadığını fotoğrafı Türkiye'deki yargı sisteminin muhalefeti cezalandırmak üzere bir silaha çevrildiğinin çok büyük bir fotoğraf biz bunu zaten yaşayarak biliyoruz yıllardır biliyoruz son son 10 yıldır 15 yıldır bunun böyle olduğunu biliyoruz ama mesela hiç kimse şunu düşünmüyordu ya bu kadar içi boş bir durumdan bile böyle bir dava türetebileceklerini ve böylesine bir e, şeyle cesaretle e, böylesi bir karar verebileceklerini e, hiç kimse düşünmüyordu bugün meydanda gördüğümüz o yüz binler bu nedenle oraya koştular. Bu nedenle oraya gittiler. Peki aslında bunun iktidar bu hukukla bağdaşmayan kararla ne mesajlar verdi? Fikret abinin gece yayınlanacak yazısında bununla ilgili önemli detaylar var. Ona ikinci bölümün başında.